Evet, başta da söylemiştik. Dün Fahrettin Koca'nın bilim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında da bu konu gündeme geldi ve tanı kitleriyle ilgili bazı veriler de açıkladı Sayın Bakan. Dedi ki ilk aşamada 50 binlik bir parti geldi, Perşembe günü 300 binlik bir parti gelecek ve daha sonra da 1 milyona ulaşacak şekilde tanı kitleri elimizde olacak dedi. Bu mesele son derece önemli çünkü bugüne kadar yaptığımız yayınlarda canlı bağlantı yaptığımız değerli bilim insanları da bu tanı kitlerinin mümkün olduğu kadar yaygınlaşması ve daha fazla kitleye tanı olunması anlamında kullanılması gereğine dikkat çekiyorlar ve o isimlerden biri de sık sık ekranlarımızda gördüğünüz değerli bilim insanı Profesör Doktor Sayın Alpay Azap infeksiyon hastalıkları uzmanı aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışan bu bilim kurulunun üyesi Alpay Hocam iyi akşamlar efendim merhabalar. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tanı kitlerin meselesi artık e, harcı alem bir konu haline geldi ama birkaç çeşidi var. Siz de daha önce de e, izah etmiştiniz. Bu Çin'den beklediklerimiz daha hızlı bir tanı yapılmasına olanak sağlıyor dedik. Bunu biraz daha açar mısınız? Nasıl bir hı hı. E, avantaj sağlar e, bu yeni tanı kitleri? Hı hı. Şimdi Çin'den gelecek olan tanı kitinin en büyük avantajı gerçekten hızlı 15 dakika içerisinde sonuç verecek olması. Ama belki bundan da daha önemlisi herhangi bir cihaz gerektirmemesi, tecrübeli bu konuda yıllarca eğitim almış bir eleman gerektirmemesi, hasta başında hızlıca uygulanabilmesi. Bunlar bu testin çok uzak, merkezlere uzak birimlerde bile yapılma şansını arttıran bir özelliği. Antikor bakıyor bu. Yani kişi virüsle karşılaştıktan sonra vücudunda oluşan bağışıklık proteinlerine bakıyor. O yüzden de bu testin şöyle bir hani dezavantaj, bu avantajların yanısı şöyle bir dezavantajı var. O da hastalığın ilk 5-6 günü yalancı olarak negatif sonuç çıkabilir bu test çalışıldığı zaman. Yani ilk 5-6 günü derken bu Kuluçka süresinin e, içindeki ilk 5-6 günde. Dışındaki e, 5-6 günden söz ediyoruz. Yani belirtilerden itibaren genellikle ilk 5 günde belirtiler başladıktan sonraki ilk 5 günde pozitif yakalarsak çok güveniriz. O açıdan çok güvenilir. Ama negatif çıkarsa bu test o zaman e, bugüne kadar kullana geldiğimiz e, biraz daha zahmetli ve biraz zaman alan moleküler tanı testini kullanmamız gerekir. Ama yine de tabii çok kolaylaştıracak. Çünkü dediğim gibi hiçbir ekipmana gerek olmaksızın hasta başında 15 dakikada sonuç veren bir test olduğu için taranan kişi sayısını çok arttıracak. Onun dışında temaslı takibinde de işimize yaramasını bekliyoruz. Şimdi e, Sayın Azap e, az önce bu negatif çıkabilme ihtimalinden söz ettiğiniz, pek çok hasta ile ilgili olarak bu konu konuşuldu. Mesela rahmetli Aytaç Yalman Paşa ile ilgili de bu konu konuşuldu. En başta negatif çıkmış, daha sonra pozitif olduğu anlaşılmış <laughs> diye bu konuda bir bilimsel orana ulaşılmış durumda mı? Yani ne kadarında bu yanıltıcı sonuç çıkabiliyor? Yüzde anlamında belli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında Sayın Yalmana yapılan test. PCR testi yani moleküler tanı testi onun negatif çıkmasının sebebi tamamen farklı. Bu e, virüsün sebep olduğu hastalıkta ne yazık ki şöyle bir durum oluyor. Kişi gerçekten hasta olduğu halde akciğerlerinde bu virüsü taşıdığı, virüsle savaşıyor olduğu halde e, sonum sekresyonlarında bizim aldığımız örneklerde virüs gösteremeyebiliyoruz. Aralıklı saçılım dediğimiz bir durum var yani her gün sürekli olarak aralıksız bir şekilde virüs tespit edilemeyebiliyor. Virüs saçmıyor bu kişi sonum sekresyonlarında. İlk gün bakıyorsunuz ya da ikinci gün başta negatif. Birkaç gün sonra pozitif oluyor. Birkaç gün sonra baksanız yine negatif bulabiliyorsunuz. Bu hastalığın tanı konmasında gerçekten bizim işimizi çok zorlaştıran bir şey. Bu yeni tanı kitinin en büyük avantajı da bu. Bunda böyle bir dalgalanma söz konusu değil. O ilk baştaki antikorlar oluşana kadar geçecek olan birkaç günlük süreyi saymazsak bu testler çok güvenilir. Böyle aralıklı olarak pozitif, negatif, negatif, pozitif gibi bir e, değişkenlik gösterme durumu söz konusu değil. Aslında dolayısıyla hani bu testte pozitif çıkana biz çok güveneceğiz. Pozitif bulduğumuzda biz tanıyı koymuş olacağız. Negatif bulursak o moleküler testi yapacağız. E, böylelikle iki testi bir arada kullanma şansı bulunca hastalara daha doğru ve daha zamanında bir tanı koyma şansımız olacak. Şimdi Alpay hocam kamuoyunun en çok merak ettiği şeylerden biri de yine en başından beri tartışma konusu yapılan bu testlerin daha doğrusu bu tanı kitlerinin kullanımının ne kadar yaygınlaşacağı meselesi. Dün de Sayın Bakan'a soruldu basın toplantısında. İlk önce dedi en başlarda işte Çin çıkışlı ya da Çin geçmiş olan insanlara uyguladık. Daha sonra İran'a geldi. İran geçmişi olanlara, daha sonra İtalya ve Avrupa Birliği geçmişi olanlara, Umre'den gelenlere ve Giderek daha farklı gruplara da yaygınlaştırdık dedişi. En çok merak edilen şey kaç ilde bu e, erişimi e, mümkün bu tanı kitlerine ve artık daha fazla hani sizlerin bilim alanında agresif testing dediğiniz e, anlamda <laughs> daha yaygın bir şekilde uygulanmasına geçildi mi geçilecek mi ne kadar süre var? Şimdi her geçen gün yaptığımız test sayısı artıyor. Bu tanı kitleri, hızlı kitler diye belki kısaca söyleyeceğimiz kitler geldiği zaman Türkiye'nin her yanına dağılmış olacak. Şu ana kadar yapabildiğimiz moleküler tanı testi 3 saat kadar süren belli merkezlerde ancak yapılabiliyordu. Çünkü hem cihaza ihtiyaç var, hem bir laboratuvar altyapısı gerektiriyor, hem de bu konuda eğitimli ve tecrübeli çalışan gerektiren testlerdi. O yüzden tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması gibi bir şans yoktu. Belli bölgelerdeki referans laboratuvarlarda örnekler oraya toplanarak orada çalışılması gereken bir test sonuçta. Ve o yüzden de zaten biraz zaman alıyordu. Şimdi bu hızlı kit Tüm Türkiye'ye yaygın bir şekilde dağıtılacak. Bir yandan da öbür moleküler test de yapılmaya devam edecek. Dün e, bak, e, Sayın Bakan'ın açıklamasında vardı bu testi moleküler tanı testi şimdi 3-3,5 saat civarında sonuç aldığımız moleküler testi çok daha hızlı şekilde ve çok daha fazla sayıda yapan otomatize cihazlar devreye alınacak. Önümüzdeki haftaya kalmayacağını ümit ediyoruz. En azından bizim bilgimiz o yönde. Bu cihazların da otomatik çalışan cihazların da devreye girmesiyle bu moleküler tanı testleri de çok fazla sayıda yapılmış olacak. Şimdi bir yandan da tabii tanıların konulması, vaka sayılarının kayda geçmesi, tedavi edilenlerin kayda geçmesi, bu istatistiğin de toplanması kamuoyunda daha fazla bilgi ihtiyacını gündeme getiriyor. Hep bir çağrı yapılıyor Sayın Sağlık Bakanı'na hitaben. <laughs> Bilim kurulunun çalışmaları ve bakanlığın çalışmaları neden daha fazla duyurulmuyor diye. Yani e, vatandaşlar hangi bölgede yoğunlaştığını vakaların, hangi bölgede daha fazla ölüm meydana geldiğini ve o bölgelerdeki imkanların, kaynakların neler olduğunu merak ediyorlar. Şimdi bir merak ettiğimiz şey de yani bu bilgiler neden daha fazla yaygınlaşmıyor diye. Sizin de e, dahil olduğunuz bu bilim kurulunun Nasıl çalıştığı Yani mekanizmayı da biraz merak ediyoruz. Bize anlatır hı hı. mısınız? İmkanlar çerçevesinde tabii kendinize saklamak ya da açıklamamanız <laughs> gereken bilgileri tabii ki mahvüştür. <laughs> hayır hayır. Yok estağfurullah hani e, öyle ortada saklanacak çok bir şey de yok zaten sayın bakan kendisi ifade etti hani bu vakaların bulunduğu bölgeleri şehirleri açıklamamak benim e, bakan olarak bu konudaki kişisel kararım dedi kendisi de e, aslında hani bilim kurulunda e, farklı düşünen çok sayıda e, arkadaşımız da var hani ben de şahsen e, öyle düşünenler dedim hani. Aslında açıklansa daha iyi olur diye düşünenlerdenim. Hani bu konuda sayın bakan şöyle bir gerekçe sunuyor. Belki aslında bir yönüyle de düşünürse makul de. Eğer biz vakaların olduğu şehirleri açıklayacak olursak, bu sefer diğer şehirlerde yaşamakta olan vatandaşlarımız, hani bizim şehrimizde yok bu virüs diyerek, zaten uymakta zorlandıkları bu önlemlere. Sosyal mesafeyi korumak için e, alınan önlemlere, evde kalma önlemlerini hiç uymayacaklar. Halbuki biz o şehirlerde de olmadığını bilmiyoruz. Sonuçta e, o şehirlerde de bu e, virüs olabilir. E, bu durumda da virüs çok yayılmış olur. Hani böyle bir hangi bölgede yoğunlaştığını bu nedenle e, açıklamamak, sanki her yerde varmış gibi, her ilçede, her köyde, her kasabada varmış gibi insanların davranmasını sağlamak açısından daha etkili olacağını düşünüyor. Ama yani, tersi de düşünülme haklı payı olan bir şey. Evet, tersi de düşünülemez mi hocam? Nerelerde yoğunlaştığı bilinirse belki oralardan uzak durmak ve oralardaki insanların ilave bir farkındalık ya da duyarlılık içinde olmasını da beraberinde getirmez mi? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim yani bu sadece sanki bir şeyler saklanıyormuş havası yarattığı için bence biraz sıkıntı yaratıyor. Yoksa aslında mantık çok sağlam yani hani her yerde varmış gibi davranmasını insanların sağlamaya çalışma mantığı bence sağlam. İtalya'da şöyle bir şey oldu Zafer Bey bu hastalığın Milano ve işte o Lombardiya bölgesinde çok yoğun olduğu duyurulunca o bölgede yaşayanlar bizim burada çokmuş, biz kaçalım buradan diyerek epeyce bir insan İtalya'nın güney kesimlerine, yazlıklarına vesaire seyahat ettiler. Hani bu salgından kaçmak için, salgının odağından kaçmak için ve o gittikleri yerlere, Kuluçka döneminde olduklarını bilmediklerinden, o gittikleri yerlere bu Lombardiya'dan kaçan kişiler virüsü yaymış oldular. Bütün İtalya'ya böyle yayıldığını düşünüyor İtalyan Sağlık Bakanlığı. Dolayısıyla hani benzer bir şey bizim ülkemizde de olmasın diye şu ilde derseniz o ilde yaşayanlar başka illere e, imkanı olanlar tabii gitmeye kalkar ve virüs böylece daha fazla dolaşır gibi bir mantık var. Aslında hani çok da şey değil nasıl evet. söyleyelim yani yersiz bir endişe değil bu bana sorarsanız evet, ama hani böyle evet. açıklamayınca da. Böyle açıklamayınca da sanki bir şey gizleniyormuş gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey de yok aslında Wikipedia'ya girerlerse Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye bildirimlerini yapıyor ve orada aslında yoğun olan şehirler de gösterilmiş durumda. Evet Profesör Azap şimdi burada en can alıcı noktaya getirdiğiniz sözü bölgeler arasında seyahat meselesi ve bunun sınırlandırılması gereği belki doyabilir ya da böyle bir risk doğa, doğabilir konusuna getirdiniz. Hep konuştuğumuz şey sokağa çıkma yasağı. Acaba gerekir mi? O noktaya geliyor muyuz? Geldik mi? Sorusu. Yani e, böylesine bir hiç alışıla gelinmemiş ya da hiç alışılmamış, bugüne kadar görülmemiş bir salgın ve pandemi felaketiyle karşı karşıya olduğumuzda kaçınılmaz olarak özgürlüklerin belli anlamda kısıtlanması da söz konusu olabilir. İşte mesela hafta sonunda başlayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Hı -hı. sokağa çıkma e, kısıtlaması getirilmesi, e, yasak demeyelim çünkü hani yasal olarak bir e, uygulaması e, ya da yaptırımı söz konusu değil. Ama diyelim ki öyle bir karar alındı. Yani Belgi böl belli bölgelerden başkalarına geçişi engellenmek istendi. Bilim kurulunda en azından mesela şehirler arası seyahatin kısıtlanması, hani total bir sokağa çıkma yasağı olmasa bile tartışıldı mı, tartışılıyor mu? Böyle şeyler gündeme geliyor mu? Ee, aslında e, tabii e, bilim kurulumuzda halk sağlıkçı hocalarımız da var. E, onlar e, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile birlikte bu vakaların filyasyon dediğimiz temaslılarının bulunması işlemini de yürüten ekip bildiğim kadarıyla orada bu konular tartışıldı. Şöyle çok fazla başlık var aslında ele alınıp bir karara bağlanması gereken. O yüzden bilim kurulunda da küçük küçük gruplarımız var. Herkes belli bir konu üzerinde bilimsel bir görüş rapor hazırlıyor ve ondan sonra büyük toplantıda tartışılıyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle Sayın Bakanın söylediği aslında dün de ifade etti onu toplantıda. Hani Türkiye'nin pek çok bölgesinde e, aslında virüs e, tespit edilmiş durumda. O yüzden böyle illere özgü ve belli bir ilde de ciddi bir kümelenmeden o ilin nüfusuna orantıladığınızda ciddi bir kümelenmeden söz etmek mümkün olmadığı için hani iller illere karantinaya almak şimdilik gündemde değil. Sokağa çıkma yasağı tabi bunlar çok yani, ciddi kararlar. Yani e, sözünüzü kesiyorum veriler ha, o seviyeye ulaşmadığı için mi hocam? Evet, yani sonuçta buna, bunun yapılmasının faydalı olacağına dair veri olmadığı için şimdilik gündemde değil. Ama bu çok dinamik bir süreç tabi. Yani hakikaten sürekli her gün verilerin gözden geçirilip ortaya çıkan eğilimlerin değerlendirilip buna göre en doğru kararların alınmasının gerektiği bir süreç. Hani şimdi tartışılmıyor olması hemen yarın tartışılmıyor anlamına da tartışılmayacağı anlamına da gelmeyecektir. Bu zamana kadar da hep böyle oldu aslında. Hani biz mesela bundan bir ay kadar önce İran meselesi hiç gündemimizde değildi. Sonra İra, İran'da vakaların olduğu öğrenilir öğrenilmez birdenbire bir İran gündemi oldu. Arabistan bende hiç vaka yok demişti. O yüzden Ümre hiç gündemde değildi. Sonra orası gündeme geldi. Bu sonuçta çok dinamik yürütülmesi gereken bir süreç ama genel bir kuralımız var bizim. Salgınların yönetiminde ilk başta çok sert bulunan bir takım kararlar birkaç ay sonra dönüp baktığınızda yetersiz bile bulunabilir. Bunun tersi de doğru olabilir. O yüzden bunların kararını vermek gerçekten çok kolay değil. Olayın sadece ekonomik, e, tıbbi boyutu da söz konusu değil. E, ciddi sosyal ve ekonomik boyutları da söz konusu ve o da salgının kontrol altına alınması için mutlaka değerlendirilmesi gereken başlıklar. E, o yüzden biz hani e, bilim kurulunda çalışan kişiler olarak tıbbi boyutuyla ilgili önerilerde bulunuyoruz ama... Sağlık Bakanlığı bütün fotoğrafa hakim, işin ekonomik sosyal boyutuna hakim. Dolayısıyla önerileri ne düzeyde ve ne zaman devreye alıp almayacağına doğal olarak Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Evet. En azından bu anlamda bilim insanlarının dinlendiğini ve onların bu tartışmaya katıldığını biliyor olmak belki bizim içimizi rahatlatabilir. Böylesine bir tartışma ortamının olduğunu belki teyit edersiniz öyle mi hocam? Evet tabii tabii orada herkes rahatlıkla görüşünü söylüyor. Biz kendi aramızda da hani biz 30'dan fazla kişiyiz kendi aramızda da anlaşamadığımız oluyor. Ee, böyle hararetli tartışmaları kendi aramızda da çok yapıyoruz. Ee, ama görüşümüzü iletmek konusunda e, bizzat Sayın Bakan'a ve Bakan Yardımcılarına e, bilim kurulunda hiçbir sorunumuz yok. Ama dediğim gibi onlar bütün resmin tamamını görerek e, kararı doğal olarak e, onlar alıyorlar. Neticede e, siyasi sonuçları da olacak bir karar ama e, siyasi kimliğinde düşünmek zorundadır hocam. Hep tartışılan meselelerden biri dün de basın toplantısında Sayın Bakan'a iletildi bu sağlık personelinin ihtiyaçları. Çünkü sağlık personeli bu işin en ön cephesinde, en ön safında savaşıyorlar ve risklere normal, sıradan insanlardan belki hatta sizden çok daha fazla yani sizi, sizi sağlık personeli değil anlamında söylemiyorum ama Yok. E, bizzat klinik çalışma içinde olan, acil servislerde çalışan insanları kastediyorum. Onların çok ciddi ihtiyaçları olduğu söyleniyor. Hatta Türk Tabipleri Birliği'nin bir araştırması olmuş, bir anketi olmuş sağlık personeli içinde. Önemli ve kaygı verici oranda sağlık personelinin temel maddelere, malzemelere gereksinimi olduğu gerçeği var. Bu konuda bir şeyler yapılıyor mu? Yani onu bilmek istiyor sağlık personeli. Bu da konuşuluyordur sanıyorum değil mi bilim kurulunda? Elbette ilk günden itibaren yani ilk günden itibaren dünyadaki diğer salgınlarda da SARS'ta da gördük biz bunu. İnfluenza salgında, grip salgınında da gördük. MERS salgınında da gördük. Bu tür salgınlarda... En ön cephede e, mücadele eden sağlık çalışanları arasından çok hastalanan ve ne yazık ki hayatını kaybeden e, olur. Bu salgında da böyle oldu. Çin'de öyle, İtalya'da öyle, e, diğer ülkelerde de öyle. Çok sayıda sağlık çalışanı. O yüzden ilk günden beri konuşuluyor aslında bu. E, sürekli olarak biz uyarıyoruz, dikkat çekmeye çalışıyoruz. E, bakanlık da bu konuda aslında dün basın açıklamasında da bakan beyin e, ilettiği gibi e, epeyce bir çaba sarf ediyor. Ee, şöyle dünya üzerinde tabii Çin'in merkezde olması başlangıçta ve Çin'in ihtiyaçlarının çok fazla olması üzerine e, tüm dünyadan Çin'e destek olundu. E, Çin kendisi de aslında büyük bir üretici biliyorsunuz ama bu salgın nedeniyle üretimi durdurunca... E, pek çok şehrinde. Çin'in ihtiyacı çok arttı ve dünyadan çok sayıda bu tür malzemeleri Çin çekmiş oldu. Öyle olunca da bir miktar azlık söz konusu oldu. Salgının başında Türkiye'den de biliyorsunuz Çin'e böyle koruyucu ekipman sağlık çalışanlarının kullanacağı ekipmanlar gönderilmişti. Şimdi biraz durum tersine döndü. Çin olayı kontrol altına aldığı için işte tıpkı İtalya'ya olduğu gibi diğer ülkelerde de Çin'den temin edilebiliyor. Ama genel olarak dünyada çok yayıldığı ve bu malzemelere olan ihtiyaç normalin çok çok üstüne çıktığı için normal zamanların neredeyse 100 kat 150 kat üzerine çıkan bir ihtiyaç söz konusu. Bunu karşılamakta e, üreticiler zorlanıyor e, ama e, ülkemizde de bir, bir miktar e, hani azlık söz konusu olduğu hiçbir zaman yoka girdiğini söyleyemem. Ama azalma söz konusu olduğu o yüzden tedbirli kullanma dönemleri dönem dönem tedbirli kullandık biz de kendi hastanemizde bu malzemeleri. Şimdi biraz daha yerine konulabilmiş durumda ama salgın ilerledikçe bizim bu malzemelere olan ihtiyacımız daha da artacaktır. O dönemde bir eksiklik yaşanmaması için bakanlık sürekli üreticilerle görüşüyor bildiğimiz kadarıyla bize verilen bilgiler bu yönde ama biz her toplantıda neredeyse bu konuyu gündeme getiriyoruz demin en başta söylediğim yani size soruyu sorarken önüme de açtım o araştırmanın sonuçlarını yani anketin sonuçlarını Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı bir anket kişisel koruyucu donanıma erişim sorunları başlıklı 1820 sağlık çalışanıyla soru yanıt sistemiyle yapılmış yöntemiyle yapılmış çalışma mesela bu N95 N95 maskeye erişimde %70 78'i ee, sorun yaşadığını söylüyor sağlık personeli keza koruyucu gözlüğe erişimde yüzde 74 ee, önlük tulum yüzde 71 ee, tek kullanımlık önlük tulum 71 tıbbi maske yüzde 60 eldiven yüzde %38 yani bunlar çok temel gereksinimler değil mi ee, hocam yani bunlara bile bunlara sağlık çalışanları bile erişemiyorsa sıradan insanların tabi temininde ciddi sorunlar olduğu gözleniyor. Peki hocam son olarak sizi de epey tuttuk biliyorum sizin de yok, toplantılarınız var çalışmalarınız var. Yok yok çalışıyorum hastane değil. Hastane mesaisi bizim buradaki mesaimizden çok daha hayati bir mesai olduğu için fazla tutmamaya çalışacağım. Son bir soru Çok daha farklı. soracağım hocam. E, neredeyiz e, önünü alma e, ile ilgili farkındalık noktasında? Yani toplumun birazcık daha fazla bilgilendiğini, birazcık daha fazla duyarlı olduğunu, sizlerden her gün bu yayınlarda açıkladığınız önlemlere daha fazla uyulması e, noktasında neredeyiz? E, bir genel kişisel gözleminizi alabilir miyim? Ee, vallahi bir, birkaç gündür sabahın kör vakti hastaneye girip akşamın geç vakti çıktığım için çok bilemiyorum ama arkadaşlarıma soruyorum ben de, e, aileme soruyorum. Dışarılar nasıl diyorum, insanlar dışarıda mı? E, geçen haftaya göre belirgin şekilde daha az e, insan olduğunu söylüyorlar. E, umarım yani daha da artar. Yani ne kadar çok uyulursa o kadar iyi. Yani şu kadarı bize yeterlidir diyeceğimiz bir noktada değiliz. Yani hep ben söylemeye çalışıyorum. iki kişi bir araya gelmesin. Dışarıda bile olsa iki kişi bir araya gelmesin. Çünkü bu virüs havada dolaşmıyor. Suda, toprakta yok. Sadece insanlarda var. Ve insanlardan insanlara bulaşıyor. O yüzden de insanlar eğer aralarına bir ila iki metrelik o sosyal mesafe dediğimiz mesafeyi koyarlarsa bir de el temizliğine dikkat ederlerse e, sayı çok çok azalır. Virüsün başka insanları hastalandırma şansı çok azalır. Bütün insanlardan, ülkemizde yaşayan herkesten bunu özellikle rica ediyoruz. Çünkü sadece kendilerini korumuş olmayacaklar. Mesela gençler biraz daha tedbirsiz davranıyorlar. Benim bir gözlemim bu. Nasıl olsa bu bizde hafifmiş gibi. Biraz da tabii delikanlılar ya kan, kanları kaynıyor. Daha çok dışarıda zaman geçiriyorlar. Lütfen öyle düşünmesinler. Belki onlar hafif atlatacaklar ama Genç olup altta yatan hastalığı olan bir e, arkadaşlarına bulaştırabilirler. Onu da çok ağır ve ölümcül seyredebilir. Evlerine taşıyabilirler. Anne baba, büyük anne, büyük babaya bulaştırabilirler. Bu toplumda şu an için her bir bireyin kendini koruması hastalığın kontrol altına alınması için çok çok önemli. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın Alpay Azap'la konuşuyorduk. En son uyarıları son derece önemli. Yani toplumdaki o birbiriyle ayrıştırmanın önemi, sosyal mesafe diye tanımladığımız kısaca insanların birbiriyle mümkün olduğu kadar az temaslı olması ve bir arada bulunmak zorunda olan insanların da araya ciddi bir mesafe koyması konusundaki uyarıları kim bilir kaçıncı kez tekrarladı ama yılmadan, usanmadan bunları tekrarlamak gerekiyor. Özellikle gençlere uyarısı Alpay Hoca'nın çok önemliydi. Siz siz belki e, tanımlanmış yaş e, risk gruplarından birinde olmayabilirsiniz ama daha ileri yaşlardaki ve kronik hastalığı olan daha ciddi risk gruplardaki insanlara bulaştırma riskini de taşıyor olabilirsiniz. Alpay Hoca'nın o tanı kitleriyle ilgili olarak da birazcık daha yaygınlaştığına ilişkin haberleri de biraz olsun yüreğimize su serpti ama ideali Düzeltiyorum. Kuzey Güney Kore'nin ve Çin'in yaptığı gibi daha yaygın ve hastalığın yayılmasının frenine ciddi ölçüde basacak olan önlemlerin alındığı noktaya gelebilmekti.